Bizi mi kandırıyor kardeşim? Bizim aklımızdan dalga geçiyor. Dalga dalga. Çocuk mu kandırıyor? Kendi kendini kandırıyor ya. Cumhurbaşkanlığı bir müjde vereceğim diyorsa inşallah büyük müjdedir. Yani yoksa boş konuşmaması lazım. Vallahi herhalde ya petrolü buldu ya doğalgazı buldu. Aklımıza o geliyor müjdeli haber deyince. Avrupa'dan bıktık birazcık. İnşallah Avrupa'nın seviyesinden daha ileri günlere geliriz. Vallahi ne düşünelim, reis ne diyorsa doğru diyor. İnşallah bir doğalgaz olur, petrol olur, altın rezervi olur. İyi bir şey verecektir ki söylemiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü müjdeli bir haber vereceğini açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük ihtimalle petrolle ilgili bir şey ya da aşı, yani aşı çalışmaları devam ediyordu zaten. Belki de aşı bulunmuştur. Bu kadar. Yani petrol olduğunu pek sanmıyorum çünkü bir savaş mevzusu var. Ama aşı olabilir, yani mantıklı geliyor. Ben de aşı destekliyorum. Umarım eğitimle ilgilidir çünkü okulların açılması gerekiyor artık. Ben mezunum ama hani 12. sınıfta bir şey görmediğim için sınavım da çok kötü geçti. Diğer nesillerin de böyle olmasını istemem. Karadeniz'de yakıt falan bir şeyler bulundu muhabbeti vardı, o olabilir. Onun dışında aşı için Rusya ile Türkiye'de bir şeyler yapabilirler. Yani bu konuda düşünüyorum ama bilmiyorum. Aşı hakkında olabilir belki. Ben de o konudan düşünüyorum ama bilmiyorum tabii ki tam olarak. Farklı bir şey de olabilir. Şu an ama pandemiden dolayı olabilir. Herhangi bir açıklaması. Sizce bu müjde bizi nasıl etkiler Türkiye'yi? Ya. İnşallah güzel ettiler. Yani iyi haberleri bekliyoruz. Bakalım, bekliyoruz sonuçlarını. Şu an borsada bazı yükselişler var. Bekliyoruz ne olacağını. Ben daha çok Doğu Akdeniz ve yeraltı kaynaklarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Petrol, doğalgaz. Sondaj yaptığımızı biliyorsunuz zaten. Onlarla ilgili diye düşünüyorum açıkçası. Yani ben şeyle ilgili olacağını düşünüyorum, aşıyla ilgili olabileceğini düşünüyorum ama Karadeniz'de sanırım iki tane yeni enerji kaynağı bulunmuş. Onunla ilgili olabilir diye de düşünüyorum. Yani bilmiyorum şu an ne olduğunu, merakla bekliyoruz. Bu müjde sizce bizi nasıl etkiler? Ya ekonomimizin daha iyi olacağını düşünüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Her zamanki şey işte, ya doğalgaz ya petrol ya bilmiyorum. Aynı şeyler. Vallahi biz bu konu hakkında televizyondan İzlediğimiz kadarıyla doğalgaz müjdesini vereceğini umuyoruz. Doğalgaz sizce bizi nasıl etkiler? Doğalgaz yani ekonomik yönde tabii Türkiye etkiler. Onu duydum da hayırlısı olsun, inşallah güzel bir haberdir ülkemiz için. Ben yurt dışında yaşıyorum. İnşallah çok güzel bir haberler alırız da yurdumuza döneriz. Rahatça bir şekilde biz de yaşamaya devam ederiz burada. Çünkü Avrupa'dan bıktık birazcık. İnşallah Avrupa'nın seviyesinden daha ileri günlere geliriz. O günleri görürüz inşallah. Ne olduğunu kesin bilmiyorum ama ülkemiz için hayırlı olur, hayırlısı olur inşallah. Vallahi ne düşünelim, reis ne diyorsa doğru diyor. İnşallah bir doğalgaz olur, petrol olur, altın rezervi olur. İyi bir şey verecektir ki söylemiştir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Bu müjde ekonomi gibi olabilir yani. Ekonomi gibi. Doların biraz gevşeme şekli gibi olabilir. Ondan sonra belki Merkez Bankası'nın şeysi olabilir. Ondan sonra ne bileyim yani. Herhalde iyi bir şey gibi ki müjde söyledi yani. Yani büyük ihtimalle şey, doğal gaz olduğu söyleniyor. Enerji ile ilgili, yani petrol olabilir. Bakalım yani. Bu bizi nasıl etkiler sizce? İşte bilemiyorum yani ne olacağını. Yani çok mu bulundu? Büyük ihtimalle petrol herhalde ya da doğalgaz. İyi bir karar verecek muhakkak. Tayyip Erdoğan arkasındayım her zaman için. Tayyip Erdoğan lider kişi. İyi bir şey verecek ki, cevap verecek ki bekliyoruz inşallah. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlısı olsun herkes için. Sizce bu haber bizi nasıl etkiler? Bugün ne kadar nasıl olduysa ben aynı şekilde gideceğini düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Cumhurbaşkanlığı bir müjde vereceğim diyorsa inşallah büyük müjdedir. Yani yoksa boş konuşmaması lazım. Boş konuşmuyordur da inanıyorum. İnanıyorum ki hem ülkemize, hem milletimize, hem bütün insanlığa iyi olacaktır. Reis-i Cumhur ne diyorsa odur. Tahminen petrol. Petrolü düşünüyoruz. Vatana, millete ne
olsa hayırlısı olsun. Bence iyi bir şeydir yani. İyi bir şey çıkacağından eminim. Zaten ilk defa öyle bir şey duyuyoruz kendinden. Bence petrolle ilgili bir şey diyebiliyorum. Bayağı da farklı bir şey olabilir. Petrol sizce bizi nasıl etkiler? Yani çok mükemmel. Yani yıllardır en iyi şey yani. Altın veya petrol ikisinden biri. Geleceğimiz için çok iyidir yani. Vallahi biz sağlık açısından açıklama yapacağını düşünüyoruz. Ne olabilir sağlık açısından? Vallahi herhalde ilaç bulunduğu düşünüyoruz ama inşallah öyledir. Aşının bulunması sizce bizi nasıl etkiler? Vallahi bayağı bir katkı sağlar Türkiye için. Yani dünyada sırama gireriz yani. Dolarla alakalı olabilir. Doların fiyatı iyice yükselebilir de belki düşebilir de. Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı. Görüşüm bunlar. Doların yükselmesi sizce bizi iyi etkiler mi? Müjdeli bir haber olabilir mi? Hiç müjdeli bir haber olamaz doların yükselmesi. İyice ekonomimiz kötüye gider. Vallahi bana sorarsan bence aşıyla alakalı diye ben tahmin ediyorum. Tabii bu bir tahmin. Yani bunu net bir şey söyleyemem zaten. Yani inşallah iyi bir müjdeli haber olacak diye hepimiz dört gözle bekliyoruz. Umarım aşı olur. Yani tabii aşı derken de bazı taraflardan da mutasyon olayı duyuluyor şimdi. Herkesin ağzında o çalkalanıyor. Yani inşallah aşı olur diye tahmin ediyorum. Dolarla alakalı bir şey de sorarsan, dolar yükselirse zaten bizi çok sıkıntıya sokuyor, çok etkiliyor. O yüzden inşallah dolar aşağı çekerler. Altın desen aynı şekilde, altın da çünkü çok aldı başını gitti. Yani ekonomimizin inşallah düzelmesini cani gönülden istiyorum. Çünkü tamamen bizim kesemize, bizim bütçemize, tamamen bize yansıyor. Ne oluyorsa, ne gelişiyorsa bu memlekette. Bunların açılması olabilir. Evet. Aklıma gelmiyor. Vallahi herhalde ya petrolü buldu ya doğalgazı buldu. Aklımıza o geliyor müjdeli haber deyince. Başka da bir şey gelmiyor. Sizce bu müjdeli haber bizi nasıl etkiler? Vallahi bizi çok etkiler. Ekonomiye her yönden katkısı olur, faydası olur, Türkiye'nin önünü açar. Vallahi bilmiyorum ki akşam haberleri de izleyemedim, domates doğradıydım, bilmiyorum teyzem. Bizi mi kandırıyor kardeşim, bizim aklımızdan dalga geçiyor, dalga dalga. Çocuk mu kandırıyor, kendi kendini kandırıyor ya. Geç o ayakları sen, geç o ayakları. Şu Türkiye'yi boz eşeğe bindirdi, haberi yok kendinin. Tamam mı yeğenim? Neden? Böyle de yayınlayın. Türkiye'yi boz aşağıya bindirdi. Uçurdu, gidiyor uçurum aşağı. Bunu böyle yayınlayın.